Bildiğiniz gibi 29 Kasım 2016 tarihinde Adana'nın Aladağ ilçesinde bir cemaat derneğine ait bir kız yurdunda çıkan yangında yaşları 6 ile 14 arasında değişen 11 öğrenci olmak üzere toplam 12 canımız yaşamını yitirmişti. Mecliste grubu bulunan dört partinin katılımıyla bu olayın araştırılması amacıyla 9 Şubat'ta kurulan komisyon olarak toplantılarımız 3 aydır devam ediyordu. Bu arada yaklaşık 15 civarında uzman ve yetkili dinledik. En son geçtiğimiz hafta 10 ve 11 Mayıs günlerinde komisyon başkanımız Sayın Fatma Güldemek Sarı ve bir grup arkadaşımızla yurt yangınının çıktığı yerde araştırma yapmak ve orada yetkililerle, sorumlularla görüşmek ve bir kanaate sahip olmak için Aladağ ve Adana'da çalışmalarda, araştırmalarda bulunduk. Ve son olarak da dün yaptığımız komisyon toplantımız ile toplantı sürecini bitirdik ve bundan sonraki süreç rapor hazırlama sürecine girmiş oldu. Adana Aladağ yurt yangınında yaşamını kaybeden çocuklarımızın ailelerini de yaşamlarını da sürdürdükleri ulaşım zorluklarıyla yaşamaya devam ettikleri köylere giderek onlarla da görüştük, talep ve düşüncelerini dinledik. Ailelerin ortak talebi suçluların cezasız kalmaması ve adaletin yerini bulmasıydı. Ailelerin geneli 3 resmi yetkili isimden bahsediyorlardı. Bu 3 isim üzerinde ortaklaşıyorlardı. İlçe Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürü ve Sosyal Hizmetler Müdürü. Büyük bir sefalete şahit olduğumuz çocuklarını okula göndermekte zorluk çeken bu aileler, bu kişilerin kendilerini söz konusu cemaatin yurduna yönlendirdiğini, para vermeyeceksiniz, devlet destekliyiz, çocuklarınız güvenli yerlerde olacaklar, iyi bakılacaklar diyerek kendilerini ikna ettiklerini söylüyorlar. Biz bu cemaati yurdu bilmezdik, bize devlet yardım ediyor dediler ve biz devletin adına güvenerek çocuklarımızı onlara teslim ettik diyorlar. Ailelerin anlatımına göre çocuklar yurtta gece geç vakitlere kadar bulaşık, temizlik gibi işlerde çalıştırılmışlar. Yaşları 12-14 gibi olan bu çocukların yaşlarının güçlerinin üstünde işlerin yaptırılması, gece yarısı dinlenebilecek saatlerde uyandırılarak bir program dayatılması, yetişme hatta oyun çağında olan ve öğrenci olan bu çocukların fizyolojik ve ruhsal gelişimlerindeki etkilerini hesap ettiğimizde maalesef üzücü durumlarla karşılaşıyoruz. Çocukların bu durumunu duyarlı ve dikkatli bir öğretmen fark ediyor ve velilere söylüyor. Bu çocuklar derste uyuyorlar diyor. Geceleri kaldırılıyorlarmış. Dini dersler, ibadetler yaptırılıyor, bulaşık yıkatılıyormuş diyor. Ve bu veli gidiyor, ben diyor gittim Mücahit Hoca'ya söyledim. Bana verdiği cevap, oranın ekmeğini yiyorlar, yapacaklar tabii ki. 7'den 11'e kadar bulaşık yıkatıp hatim indirtiyorlarmış diye feryat ediyordu bu veli. Yine ailelerin bazı ifadeleri şöyle oldu. TEDAŞ o gün yurda sanayi saati taktı. O gün suları açınca elektrik çarpıyordu, kaçak vardı ve o akşam yangın çıktı gibi farklı iddialarda da bulunuyor. Yüreği yanan bir başka baba, bu üç kapı kilitli olmasaydı benim çocuklarım yanmazdı diyor. Yani yangın çıkış kapıları. Yetkililer önünde perde vardı, kilitli değildi diyorlar ama hayır diyor, kilitliydi. Bu cemaat avukat tutmuş, hastanede yaralı kızımın yanına gelip baskı yaptılar. Yangın merdivenleri kilitli değildi, açık dedirtmeye çalıştılar. Yine bir başka aile, benim içeride çocuğum yanıyor dedim, sus yayın yasağı var dediler bana diyor. Aladağ
aşamadan sonra Adana'da resmi yetkililerle yaptığımız görüşmelerde ise çocuklarını kaybeden aileler için bu kadar sustular, 5 aydır sustular da neden şimdi konuşmaya başladılar diye, neden şimdi böyle bu talepleri, bu ifadeleri dile getirmeye başladılar diye, aileleri birileri mi kandırıyor, birileri onların aklına mı giriyor gibi aileleri itham eden ifadeler kullandı bazı resmi yetkililer. Halbuki şu küpürde gördüğümüz gibi, ben bunu kaç ay öncesinde burada meclis çatısı altında yaptığımız komisyon toplantısında da göstermiştim. Bakın 30 Kasım 2016 tarihli bir gazete küpürü. Bunun gibi pek çok gazetelerde buna ait, bu habere ait linkler var. Yangının hemen ertesi gününde bu aileler aynen burada ifade ettikleri gibi, biz gittiğimizde de bize ifade ettikleri gibi, yangın olduğu andan itibaren 30 Kasım'da basına düştüğü gibi 5 aydır feryatlarını insanlara, yetkililere, sorumlulara ulaştırmaya çalışıyorlar. Kamuoyuna seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ve aynen bize söylediklerinden hiçbir farkı olmadan o günden bugüne basına da düştüğü gibi kendilerini anlatmaya çalışıyorlar. Ama maalesef 11 Mayıs'ta Adana'da resmi Erkan'la yaptığımız toplantıda bazı resmi yetkililer hiç ilk defa duyuyorlarmış gibi, bu aileler neden bunları söylemeye şimdi başladı, biz 5 aydır bunları duymamıştık gibi gayet duyarsız ifadeler kullandılar. Çocuklar yangın kapısını bilselerdi ölmezlerdi gibi yetkililerin ihmal ve sorumsuzluklarını hiçleştiren bir yaklaşım içinde olan bazı yetkililer oldu. Orada toplantıda da tepkimi belirttim ve bu tavır ve ifadeler ile olayın akıbetinin tehlikeli bir mecraya doğru yönlendirilmeye çalışıldığını söyledim. Değerli arkadaşlar, maden ocaklarında olduğu gibi tekstil atölyelerinde, inşaat şantiyelerinde ve nice emek alanlarında yoksul emekçi insanlarımızın ölümleri birer rakama indirgenerek hiçleştirilen acımasız, sömürgen bir dünya ve düzen içerisindeyiz. Bu gibi dramatik, elim, ölümlü olaylarda genellikle ya ölen garibanlara suç ve vebal yükleniyor ya da yaşayan biri iki yoksulun üzerine sorumluluk yüklenerek asıl sorumlular, patronlar, sorumlu yetkililer olaydan, işin içinden sıyrılmaya çalışılıyor. Bütün ülkemizde de benzer sorunların olduğunu biliyoruz. Bu problem sadece Aladağ'a, Adana'ya has bir problem değil. Ülkemizin her bir yanında buna benzer, çok daha ağır şartlarda sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Aladağ belki çok mazlum ve sefaletin, sahipsizliğin ibretlik bir örneği olmuştu. Pek çok yerde benzer liyakatsizliğin, ehliyetsizliğin örnekleri mevcut. Aladağ'da anne derneğin faaliyetine devam eden bir başka yurda da gittik, gördük. Tıpkı yanan yurtta olduğu gibi yangından, tehlikelerden korunma standartlarına uymadığını, ahşap bölümlerinde halı gibi her çeşit yanıcı, yangını hızlandırıcı materyallerin bulunduğunu, yangın çıkışlarının sağlıksız ve mevzuatta belirlenen standartlara uymadığını tespit ettik, şahit olduk. Aladağ Kız Öğrenci Yurdu'nda yangına sebep olan koşulların sadece bu yurtlarda bulunmadığını biliyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde benzer koşulların olduğunu, tüm yaşananlara rağmen, bütün bedelleri ve acılara rağmen gerekli denetimlerin yapılmadığını da biliyoruz. Değerli basın mensupları, komisyonumuzun ziyareti ve çalışmaları sonucunda dün son aldığımız bilgiye göre Yanan Yurdun Derneği'nin yangın tedbirlerinin olmadığını gördüğümüz ve faaliyette olan bizim gördüğümüz diğer yurdu kapatılmış ve orada olan öğrenciler
bir başka devlet yurduna nakledildiği haberini almış bulunuyoruz. Yine acılı ailelerin ısrarla sorumlu olduklarını söyledikleri 3 resmi yetkili biliyorsunuz görevlerine devam ediyorlar. Dün aldığımız bilgiye göre onlar hakkında da nihayet soruşturma başlatıldığını öğrenmiş olduk. Toplumumuzun her alanında büyük bir yozlaşma ve çürümüşlük artarak devam ediyor arkadaşlar. Emeği hiçleştirdiler. Yaşamı değersizleştirdiler. Yetmedi, büyük bir inanç erozyonu yaşıyor toplumumuz. Vicdanlar çürüyor. Güzel olan ne varsa değersizleşti. Emek, liyakat, ehliyet, adalet yok oldu. Bu yozlaşma ve çürüyüş bir virüs gibi toplumumuzu sarmış durumda. Yeni acıların yaşanmaması ve bu kötüye gidişten kurtulmadan yolu kim olursa olsun yanlışa yanlış demek, zulme zulüm diyebilmektir. Yani aleyhimize bile olsa adalete sahip çıkmaktır. Adana'da toplantıda da ifade ettiğim gibi yanlış olan ne varsa zaten çok aşikar. Söz tükendi, söylenecek her şey söylendi. Ve son olarak orada da belirttiğim gibi tekrar şu ayeti hatırlatmak istiyorum. 4. sure Nisa suresi 135. ayette şöyle denir. İnananlar kendiniz, ananız, babanız ve yakınlarınız aleyhinde dahi olsa Allah için tanıklık ederek adaleti gözetin. İster zengin, ister fakir olsun, Allah her iki gruba da bakar. Öyleyse kişisel çıkar ve duygularınıza uyarak taraflı davranmayın. Gerçeği çarpıtırsanız veya tanıklık, adalete tanıklık etmekten çekinirseniz, bilesiniz ki Allah yaptıklarınızı haber alır. Gerçeklerin Alada yurt yangını olayında da çarpıtılmamasını umuyorum. Tüm acı olaylarda adalete sahip çıkamadığımız bir toplum vicdanı olarak gerçeğin, adaletin, hakkın, hakikatin ve barışın peşinde inşallah toplumumuzu huzura erdirecek çalışmalarda bir mesafe, bir yol alabileceğimizi umuyorum. Alada yurt yangınında da sorumlu olanların bir an önce hesabının verilip ailelerin yüreğindeki yangının da söndürülmesini, her açıdan gerekenin yapılmasını talep ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.